Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra yeniden beraber olduk. Teşekkür ediyorum. Eleştiri ve eleştirilmede bırakmıştık. Kamuoyuna çıktıktan sonra her yapılanın eleştirilme hakkı vardır. Eleştirebilirler. Tabii burada asıl olan bir de şu da var. Yani dün beni bir veli aradı Mimarlık Fakültesi'nden. Öğrenci işte diyor ki çok iyi yaptığını söylüyor dedi kızım. Şimdi dedim tamam çok iyi yaptı ama FF aldıysa dedim ortada bir terslik var. Şimdi hocası ona demiştir işte bir mutfak tasarımı yap demiştir. O gitmiştir banyo tasarımı yapmıştır. Çok güzel bir banyo tasarımı yapmış olabilir. Ama eğer isteneni vermediyse o zaman FF almıştır amacına ulaşmamıştır. Şimdi bunun gibi ama bunu değerlendirecek olan kimdir? Uzmanıdır. Yani uzman olanın görüşü sizin için zaten esastır. Şimdi oradan geçerken ha tabii ki bir çocuk gerçekten benim çok hoşuma gider. Benim bir resmimi görüp de, benim bir çalışmamı görüp de ya bunu ben çok sevdim, bunu ben alabilir miyim dese inanın ben o çocuğa onu veririm. Satmayı düşünmem ama o çocuğa onu hediye etmeyi düşünür. Çünkü o çocuk onu istiyordur. Onda bir şey görmüştür, onu istiyordur. Uzman değildir ama o çocuk onu istiyordur. Aslında sanat, yani eğitimciliğin böyle bir tarafı da var işte. Yani o paylaşmak. Siz fark edersiniz zaten nedir, neye değer veriliyor. Empati dediğimiz durum, olay evet. Tabii ki. Yani tabii bir çocuk olamayız ama onu düşünürüz. Çok sevdi diye. Ama tabii şu var. Yani şimdi siz kamuoyuna çıktıktan sonra eleştiriyi alacaksınız. Bunu kabul edelim. Evet. Bu ben de olabilirim. Siz de olabilirsiniz. Hepimiz olabiliriz. Eleştiriyi kabul etmediğinizde sizin eksiğiniz var demektir. Alanınızda eksiğiniz var demektir. O zaman ya geriye dönüş yapıp savunmanızda tekrar eksiğiniz var demektir. Ve eleştiriye tahammül edemezsiniz. Bunun gerekçesi bu eksikliktir. Ya da başka komplekslerimiz var demektir. O komplekse giriyor işte dediğiniz gibi hocam. Onun için. Eleştiri kabul edilmeli ki. Oysa ne güzel biz öğrencilerimizle konuşurken benim öğrencim olan arkadaşlarım gelip benim işimi eleştirirler. Hocam şu şöyle olsa daha iyi olurdu. Keyifle. Bu ama vizyon meselesi. Sizin onlara verdiğiniz o şeyden kaynaklanıyor. Ya onların başı göğe ermiyor. Benimki de yere girmiyor yani. Evet. Ve ben keyif alıyorum o çocuklar gerçekten arkadaşlar gelip bana bir şey söylediğinde. Çünkü ben inanıyorum ki onlar bana benim yararıma bir şey söylüyorlar. Beni batırmak için değil. Nedir? Eğitim zaten karşılıklı alma verme paylaşım değil midir? Şu müziği paylaşalım. Biraz. Tabii. Evet, Serkan Çankaya canlı olarak bize ne çalacaksınız? Eski bir türkü mü dedik, ne dedik? Evet, Erkan Oğur'un bir düzenlemesini çalacağım size. Uyanmamış.
sandım ki hoşum. Ben sandım ki hoşum. Teşekkürler, çok güzel oldu. Sağ olun. Ben hiç böyle bir şarkı hatırlamıyorum, türkü. Hocam çok eski bir türküdür bu. Ben bir dönem perdesiz gitarla tanınmış bir enstrümanist, bir hocamız Erkan Oğur, genellikle bu tarz müziklerle ilgilenir. Bir dönem ondan eğitim almıştım. Ondan eğitim aldığım dönemlerde bana bir şey demişti. Bir eser çalışıyorduk. Bu eser 1700'lü yıllardan kalma. Çok eski bir eser ama bizim için çok yeni demişti. Evet, benim için çok yeni olmuş. Evet. İlk defa duydum çünkü. Evet. Yani Erkan Uğur'un da çok fazla şeylerini bilmiyorum. Evet. Hiç ama böyle, ama Türk sanatı, yani özellikle Türk türkülerinin ne denir ona? Kaynakça oluşturulmasında ve yenileştirilmesinde, çağdaş evet. bir dille dönüştürülmesinde büyük katkısı olduğunu biliyorum. Evet, sadece. Kesinlikle büyük bir katkısı var hocam. Ona da buradan saygılar gönderelim. Buradan selamlarımızı iletelim hocam. Evet, şeyde tabii ki Ahmet Ivan. Evet. Ahmet Ivan evet. da burada bir parça çalmıştı. Evet. O da civa gibi bir arkadaşımız. Evet, o da çok pozitif evet. bir arkadaşımızdır. Yani o, çok ilgilenir, çok farklı müzik müziklerle. Müzik başka bir şey. Yani aslında sanat insanın ruhuna hitap ediyor işte. Böyle alıyor, götürüyor sizi bir yerlere. Eskilere, yenilere böyle. Sizi bir sarsıyor. Yani bir döndürüyor hocam, bir dünyayı böyle bir enerji haline dönüşüp sizi dolaştırıp geri getiriyor. Yani ben bir hocam, matematik probleminin insanı ağlattığını görmedim ama bir müzik parçasının insanı ağlattığını çok gördüm. Evet, gerçekten. Ha, o gereksiz mi? Çok gerekli, o ayrı bir konu ama müzik işte insanın doğrudan ruhunu aslında, o yani bence şey bu, yani beyinle kalp arasında bir tel döşeliyse, birikimlerde ve duygusallıkla evet. örülmüş bir çizgi varsa, orada teller varsa, işte müzik tam da oraya dokunuyor. Çok güzel anlattınız hocam. Yani üstüne bir şey diyemeyeceğim. Gerçekten yani. Orayı böyle okşuyor. Yani onun için başka bir şey yani. Bir yaşanmışlık olması gerekiyor demek ki. Tabii yaşanmışlık yani. Sizin şeyinizle ilgili aslında. Yani sizin birikimlerinizle ve hedeflerinizle evet. ilgili. Geçen bizim tıp fakültesinin ikinci mezuniyet töreni yapıldı. Tabii büyük bir olay yakın doğu için. Yani aday için büyük bir olay. Tıp fakültesinde daha önce kurulmuştu ama mezun veremediler onlar. Şimdi yakın doğu üniversitesi ikinci mezunlarını verdi. Evet. Sanıyorum 30'a yakındı. Tam sayıyı hatırlamıyorum ama yani 25 civarındaydı diyelim. Orada çocuklar çıktılar işte sahneye. Benim oğlum da tıp fakültesini kazandı Türkçe'ye. Onu da buradan sevgiyle hayırlı olsun. Öpeyim onu. Gerçi şey, artık koca adam oldu. Hava uzaktır falan yapıyor. Şimdi tabii orada işte bir arkadaşım çıktı. Oğluna şey verdi, diploma verdi orada. Ve benim gözlerim doldu. Başka bir şey. Yani ne olmuş? Yani işte birisine diploma veriyor. İşte değil mi? Bir bağlantı kuruyorsunuz. Bu yüreğiniz orada bir sızlıyor. Yani ben babamın benim arkamdan niye ağladığını ben yeni öğreniyorum işte. Tabii. Ama müzik güzel. Aynı zamanda tabii müzik, ben İngiltere doktora yaparken, işte okuldan eve giderken 15 dakikalık bir yürüyüş yolum vardı. O CD'yi takardım bokuna. Eve gidinceye kadar işte moralim bozuksa, mesela Cem Karaca'nın parçaları var. Onlar sizce dinlemez gibi. Eve gidinceye kadar motivasyonu sağlardık. Evet. Yani müzik insanı yönlendiriyor. Bir resim, tabii ki bir resim sorgulattırıyor. Ama müzikte çok fazla sorgulamıyorsunuz. Yani kendinizi adapte ediyorsunuz ona daha çok. Müzik kontrolü ele geçiriyor. Ama resim kontrolü ele geçiremiyor. Evet. Resimde sizin gözünüzdür hala belirleyici olan. Siz o algı şeyinden geçiriyorsunuz. Bir süzgecinden geçiriyorsunuz. Ama müzik öyle değil. Müzik doğrudan beyne gidiyor. Tabii. Evet, ve sözler niteliğinde hemen siz sözlerin üzerinde hangi anlam varsa sizin o şeye yönlendiriyor. He. Mesela bir gurbeti anlatıyorsanız direkt o şeye. Tabii ama enstrümantal müzikte daha farklı oluyor. Tabii biz biliyorsunuz zaten klasik batı eğitimi veriyoruz. Onda da o dönemler var. Dönemlere göre işte
nüanslar var. O nüanslara göre hissetmesi lazım çalan kişinin. Ona göre bence her çaldığımız şeyin kültürel yapısını algılamak zorundayız ve bence gidip yaşanması gerektiği durumdayız. Çünkü mesela müziği evrensel görüyoruz ya hocam. Aslında baktığımız zaman müziğin hiç evrensel olmadığını anlıyoruz. Yani popüler müzik ya da bizim duyduğumuz bu yeni müzikler demiyorum. Etnomüzikoloji içinde yani etnik müzik. Mesela o insanların ne yaptığını anlamıyorsan o senin için evrensel bir şey değildir. Sadece onların zıpladığını görüyorsun. Ama onların bir ayini var, bir şeyi var, bir anlamı var, yaptığı her hareketin şeyi var. Ya da bizim mesela gidip bir bozluğumuzun farklı bir yerde gidip bir şey yaptığında ne yaptığını algılayamayacak birçok topluluk var. Yani ne yapıyor bu adam diyebilir. Gerçi dünyanın en iyi cazcıları Neşet Ertaş dinliyor ama ona bir şey diyemem ama. Biz dinlemeyiz. Ama biz de farkında değiliz yani. Biz farkındayız. Yani. Biz neyin farkında? Michael Jackson dansını en çok o Moonwalker dansını en iyi kim yapacak? Biz onu yapıyoruz ya. Onu gösteriyoruz topluma. Ondan sonra bir batıdan bir parçayı burada yani ana dili Türkçe, kendisi Türkiye işte lahmacun yemiş, lahmacun yanında ayran içmiş arkadaşımız. O bir batı müziği. Bir de bu şey var. Beatbox mıdır nedir? Evet hocam. Ağızla bir şey, yapılan bir şey. Yani şimdi bunların bizim dejenerasyon işte toplumu böyle dejenere edersiniz siz aslında. Yani bu dejenerasyon sadece işte saçını uzattı da işte nü resim sergile değil olmaz. Amacın onun olmaz. Yani esas yani bir kültüre sahip çıkmak isteyenler bunlara sahip çıkmalı. Kendi müziğini, kendi dilini, kendi gelenek göreneklerini. Yani bunlara sahip çıkmadığınız sürece siz işte elinizde bayrak gezin. Ne olacak ya o bayrakla? O bayrak paçavraya döner işte birilerinin gözüne. Evet. Oysa onu oluşturan değerler bunlardır. İstila ediliyor bilmek işte. Lazım. Yani fast food kültürüyle istila ediliyor her şey. Öğrenmenin en kolay yöntemi taklittir sanırım değil mi hocam? Tabii. Taklit etmekle öğrenme. Evet. Ama öğrenme eksik kalır o zaman. Öğrenmede tekrar vardır. Sonra bilinçli tekrar vardır. Şimdi en basit birinci ayağı taklit etmektir. Biz kolayını seçiyoruz. Taklit ederek öğrenmeye çalışıyoruz. Sanırım bizim sıkıntımız orada. İkinci aşamaya bir türlü geçememek değil, geçmek istememek. Yani yeni, o bizim kolayımıza geliyor. İşte yeni jenerasyon bunu tercih ediyor. Şimdi buradan hani çocukları da gençleri de hepsini siz böylesiniz demek de tabii çok yani, anlamsız. Yok, ama tabii. Maalesef günümüz tüketim toplumları, yani dikte ettirilen tüketim toplumu olma durumu bunu gerektiriyor. Yani hızlıca yemek yiyelim, en basitinden yemek yiyelim ama en çok zevk alacağımız yemeği yiyelim. İşte fast foodlara gidelim. Film izleyelim ama en aksiyonu olan, en çok duygularımın her noktasına seslenecek. Hem vurdular olsun, kırdılar olsun, hem aşk olsun, hem güç olsun. Entrika. Entrika. Yani şimdi bakın doğru, bunlara tabii. İşte bu doğru. Hani denetleyici birimler bu entrikalı filmlere ses çıkarmıyorlar. Neye ses çıkarıyorlar? İşte öpüştü. Ya yani entrikanın bini bin tarafa toplumu rezil ediyorsunuz. Ondan sonra üçüncü sayfalarda her gün en az 10-15 kişi ölüyor. Kadınlar ölüyor. Nasıl oluyor? Yani siz toplumda hem bir tarafta bunu serbest bırakıyorsunuz, öbür tarafta diyorsunuz ki o yasak. Bakın hocam aklıma bir şey geldi. Çok büyük çelişkidir bu aslında. Bir üniversitede çalışırken ismini vermeyeceğim büyük bir hocam, yönetici hocam bir gün bana şunu söyledi. Sanat eleştirisi dersine giriyorum. Kuramsal derslere giriyorum. Sanat eleştirisi yaptırıyorum. Yani bir tabloya nasıl bakılır? Nasıl sanat çözümlemesi derslerine giriyorum. Nasıl çıkarımlar elde edilir? Bunu yapabilmeniz için sorgulama yöntemlerini öğrenmeniz lazım. Betimleme, çözümleme, yorum ve yargıda bulunmanız lazım tek. Bu yöntemle ders anlatırken bana söylenen şey şuydu. Sen bu çocuklara sorgulamayı öğretiyorsun. Biz başa çıkamayız sonrasında. Yılını da söylemek istemiyorum. Hayatım bitti. Ben bunu kendi idarecimden öğrendim ve onu o noktadan sonra eğitimin, sanat eğitiminin özellikle böyle olmaması gerektiğini, sadece tekrardan ibaret olmaması gerektiğini, ne yaptığımızı bilmemiz için önce kendimizi sorgulamamız, sonra yanındaki arkadaşımı sorgulamam gerektiğini öğrendim ve çocuklara da bunları, gençlere de bunu öğretiyorum. Hani bir önceki sözümü yanlış anlaşılmaması üzerine bu açıklamayı yaptım. Genç arkadaşlar hani alınmasınlar. Maalesef tüketim toplumu, bize dikte ettirilen durum bu. Bunun içerisine ben de dahilim. Ben de tüketiyorum. Bilgi çok hızlı akıyor ve çok hızlı önümüze geliyor. Ve tabii bu artık eskisi gibi olmadığı için yani
artık gençlerin de kafası karışık hocam. Tabii. Yani bir şey bir anda yüzlerce şey gözlerinin önünden geçiyor ve 10 saniye ya okuyorlar ya izliyorlar işte ya dinliyorlar. Ve bunların arasında kendi yaratıcılık şeyi yok oluyor. Çünkü bir karmaşıklık oluşuyor, bir kaos yani oluşuyor. Ben ona katılmak istemiyorum. Neden katılmak istemiyorum? Çünkü ben hep şunu bilirim. Yani her kuşak kendi sorununu yaşar, ona çözüm de üretir. Ya benimseyerek, pasifize olarak kabulle yoluna devam eder ya kendisi yeni bir alternatif üretir ona. Bunu her kuşak böyle yapar diye ben düşünüyorum ve öyle de inanıyorum ben. Çünkü babalarımızın yaşadığı sorunlarla bizim yaşadığımız sorunlar birbirinden çok farklı. Tabii, jenerasyon farkı var ama hocam sorunları tabii. Artık bildiğiniz gibi koltuk başından çözmeye çalışan bir toplum var. Zaten sorun oradan. Hepimiz birlikteyiz ama herkes koltuğunda oturuyor. Herkes kendi evinde ama hepimiz. O anlamda söylemiştim. Anladım yani. Da onu reddedemeyiz ama. Onu yani reddedemeyiz. Şimdi eskiden çok yoğun bir şekilde tüm eğitimciler, eğitim bilimcileri, sosyologlar, psikologlar çocuklara telefon vermeyin. Çocuklara telefon vermeyin. Şimdi bakın artık şey oldu. Pasifize oldu bu İmkansız tepkiler. İmkansız onu söylemek. Çünkü yani. Yaşam, hayat, döngü bunu sizi zorluyor. Tabii ki. Onu siz bunu o çocuğu siz durduramazsınız artık. Doğru haklısınız hocam. Sadece yönlendirebiliriz işte hocam o noktada. Siz yönlen nedir? İşte bu kadar süre konuşacaksın ya da şu kadar konuşmayacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bizim zamanımızda daktilo kullanabilmek, ben üniversitede öğrenciyken daktilo kullandığım için sonrasında bilgisayara geçerken arkadaşlarıma göre daha hızlıydım ben. Sadece daktilo kullanıyor. Bu olacak bir şey mi? Yani şimdi bugün baktığınız zaman bizim çocuklarımızın hepsinin elinde telefon. Ben sıkıntı olduğu zaman çocuklara soruyorum bu nedir diye. Yani çocuklar der ki öğrencilerim de dahil olmak üzere evde çocuklara soruyorum tabii de. Onlar söylüyor. Biz ne yapıyoruz? Biz ayak uyduruyoruz ama. Ben bizim kuşağı çok şanslı buluyorum. Evet. Çünkü tam bir klasik dönemden biz geldik bu olarak. Ve şimdi bu çağın içerisindeyiz. Biz de buna çözüm üretiyoruz aslında. Mesela biz kabul ediyoruz. Direnmiyoruz. Yani bizim şeyde mesela okulda hocamızın bir tanesi bilgisayar atölyesini kuralım ama öğrenciler bilgisayar kullanmasın gibi bir yaklaşım sergiliyordu. Şimdi herkesin elinde bir bilgisayar var. Çocuklara hani artık okullar bilgisayar donanımı sunuyoruz diye bir şey demiyorlar. Çünkü herkes atölyede bir laptop kullanıyor. Sıkıntı yok. Açtık biz onu artık. Evet. O zaman ne yapacaksınız? Bilgi. Bilgiye ulaşmak ve o bilgiyi kullanmanın yollarını göstereceksin. Evet. Sanatta bir de şu da var tabii. Mesela bizim öğrenciliğimiz yıllarında işte biz sanat kitabı almak için dünyanın da parasıydı o sanat kitapları. Sanat kitapları alırdık, o sanat kitaplarını biz hatmederdik. Böyle o renklerini, kompozisyonu, onu nereye koymuş, niçin böyle koymuş, o yazıları nasıl birleştirmiş, ne yapmış, görüntüyle alakası ne onun. Biz bunları nasıl böyle yani hatmederdik biz bunları. Yani sindirirdik biz onları. Yeni kitaplar çıktığında bize gelirdi aşağı yukarı yaratıldığı yerden en az 10 sene sonra. Şimdi ben bir şey sorduğum zaman baba diyor şu geçen diyor şurada vardı diyor. Yani şurada ben internette güzel gördüm onu. Işte. Bu bir artıdır ama. Tabii. Aslında çok artı hocam. Dediğiniz gibi yönlendirme ve güzel böyle yani bilginin doğru şeklini yani o doğru şeye ulaşabilmek amaçlı kullanılıyorsa zaten mükemmel bir şey zaten. Sonu yok ve inanılmaz bir ağ yani. Şimdi bilgi deyince değişir tabii ama sanatın savaş çıkardığı görülmemiştir. Bilgi başka. Yani işte dinamiti çıkardığında insanlığın yararına dinamiti buluyor. Ya da amacı odur. Evet. Kullanışta gerekçesi odur Nobel'in. Ama ondan sonra dinamit dünyanın en çok insan öldüren buluşlarından bir tanesi oluyor. İşte atom bombasına bak. Yani atomun parçalanması. Evet. Ama insanın da parçalanması. Evet. Yani bu sizin bunu nasıl kullandığınıza bağlı. Evet. Ama sanat savaş çıkarmamıştır. Sanat için kimse savaş çıkarmamıştır. İşte gördünüz şeydi Irak'ta mı Suriye'de mi o heykelleri yıktılar. Afganistan'da heykelleri yıktılar ama onun için savaş çıkmadı. Evet. Çıkmadı ama işte petrol için Irak'ta da savaş çıktı. Libya'da da savaş çıktı. İktidar için, siyaset için Mısır'da da savaş çıktı. Türkiye'deki gerginliği görüyoruz şu anda. Arada taşlar yerine oturmadı. Evet. Zor işimiz ama sanat birleştirici. Birleştirici. Evet. Ve sanat ben onu görüyorum ki sorumlu toplumlar arasında barış görüşmelerine giderken kullanılan ilk enstrümanlardan bir tanesi sanattır. Öbürü de spordur. Ama bu da tabii yine aynı şekilde o müktedirin elinde ya bir barış aracı olur
ya da sonrasında belki de küslüğün de gerekçesi de olur toplumlar arasında. Tabii. Gibi. Yani sanatla sporun öyle çok yakın şeyleri de vardır. İlişkileri de vardır. Yani birisi vücuduyla performans sergiliyor. Gerçi sanatta da vücutla performans sergiliyor. Mesela en zor sanatlardan, mesleklerden bir tanesinin operacılık olduğu söylenir. Evet hocam. Hem sesinizi kontrol ediyorsunuz, hem vücudunuzu kontrol ediyorsunuz. Her şeyinizi kontrol ediyorsunuz. Yani bütün duyularınız aynı anda bütün çalışıyor. Çünkü dinlemek, ritmi saymak, duymak zorundasınız aynı anda. O karaktere girmek zorundasınız. Oyunculuk da var içinde. Aynı anda o karakterin içinde bir de opera, sesinizi yani kontrol. Şan tekniğiyle söylemek zorundasınız ve o kontrolü nefesiyle şeyle tutmak zorundasınız. Çok zor bir meslek. Evet. İşte belki de Atatürk onun için söylemiştir. Bunun farkına varmış ve demiş ki siz her şey olabilirsiniz. İşte mühendis olabilirsiniz, mimar olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, hakim, savcı olabilirsiniz ama demiş sanatçı olamazsınız. Evet. Bu çok önemli bir tespit aslında. Biz bunun eğitimcisiyiz tabii. İşin o tarafı da var. Yani biz üçümüz de şu anda bir eğitim kurumunda akademisyen olarak, eğitimci olarak görev yapıyoruz. Bu bizim için aslında bir onur. Tabii ki hocam. Son sınıfları ben mezun ediyorum. Bir taraftan çok seviniyorum. Bu seneki benim grubum çok iyiydi. Çocuklar hepsi birbirinden pırıl pırıl. Çocuklar notum biraz kıt oldu bu sene ama. Umarım beni affeder çocuklar. Bu sene biraz kıt oldu notum. Çok güzel çocuklarla diyalog kurdum. Bu sene. Bu zaten aşağı yukarı böyle 10 yılda bir ya da bunun bir periyodik böyle bir şeyi var. Yani süresi tam belirlenmiyor ama. İşte Hacettepe'deyken de yine bizim çok güzel bir grubumuz vardı. İşte 25 öğrencinin yaklaşık bir 15 tanesi falan akademisyen oldu. Tabii hala daha devam ediyorlar. O dönem yani her dönem bazen de böyle sıfır çıkıyor. Ticaretle uğraşanlar çıkıyor. İşte çok ama çok güzel işler yapanlar çıkıyor mutlaka ama böyle dönem olarak başarılı sayısının birlikte olduğu ender şeyler birbirini böyle etkiliyorlar, sürüklüyorlar. Bu seneki benim dönemim öyle bir dönemdi mesela burada. Çok keyif aldım. Hocam çok güzel bir şey yani. Evet, gerçekten evet. Öğretirken öğreniyorsunuz tabii. Ortaya bir şey çıkınca kesinlikle. Çok farklı tabii. Bir his böyle bir değil mi? Ya ilginç bir şey yani hocam. Ya karşıya onu veriyorsunuz yani. Bu çok güzel bir şey. Duygusal bağında bir tatmin yaşıyorsun. Tabii. Ben kişisel olarak öyle yaşıyorum. Benim öğrencilerimin başarısı beni tatmin ediyor. Gurur duyuyorum. Tabii. İşe yaradığımı hissediyorum. Aa, görevimi yerine tam anlamıyla yerine getirebilmişim. Yani, doğru yere odaklanabilmişim. Konserler veriyoruz mesela hocam. Mesela biz konser verdiğimizde hiç o şeyimiz tabii ki küçük bir heyecan var ama öyle bir şey olmuyor. Ama benim öğrencilerim mesela biz Yakın Doğu'da her dönem sonunda bir konser hazırlığı yapıyoruz. Bir öğrencileri hem sahneye hem de onları adapte etmek için her dönemin sonunda böyle konserlerimiz oluyor müzik öğretmenliği olarak. Mesela en son konserde ben hayatımda hiç böyle heyecanlandığımı yani arkadan kulisten şimdi onlar sahneye çıktılar ya. Sanki herkesin eli kolu oldum da hani hiç şey yapmasınlar. İşte şurası şöyle olacak parça devam ediyor ben ama kafamda hep şöyle. Hiç öyle bir şey hissetmemiştim. Mesela çok önemli bir şey. Tabii onlar göreceği çıkıyor. Evet, yani ben 100 kere çıksam o heyecanı hiçbir şekilde hissedemem. Yani sorumluluk oluyor. İlahi bir şey. Yani sorumluluğumuz büyük. Evet. O an şeyde bizim kolejin, Yakın Doğu Koleji'nin bir müzik öğretmeni var. Arkadaşın adını şimdi yanlış söylemeyeyim. Konser veriyorlar öğrencisiyle. Öğrenci hata yaptı. Ya hoca onu ne kadar güzel orada çocuğu onur etti. Ne kadar güzel çocuğun recover ne denir ona hocam? Yani öğrenciyi kurtardı oradan şey. Sahip çıktı çocuğa. Hocaya teşekkür ettim ben sonra. Bir yerde gördüm dedim. Ben onu fark ettim. Yani fark edenler mutlaka benden başka da olmuştu orada. Ama işte dedim hocalık budur. Yani öğrencinin bir hatasını orada çocuğu rencide etmeden çok güzel bir şekilde hoca toparladı. Odur hocam işte o ya. Müthiş bir şey öğretmen. Ya ben onu çok seviyorum onun için. Hakikaten iyi ki de böyle bir... Hocam niye size gelsin bu öğrenciler? Niye sizin müzik bölümüne gelsinler? Bizim müzik bölümümüzde hocam konuştuğumuz her şey üzeri gerçekten vizyonu geniş öğretmenlerimiz var. Eğitim tarzımız, şeklimiz biraz farklı. Nasıl farklı? Öğrenciyle birebir derslerdeki diyaloglarımız farklı. Çünkü öğretmenlerimizin hepsi yurt dışında eğitim almış. Gerçekten kendi enstrümanında, branşında profesyonel olmuş ve eğitimciliği iyi bir yere gelmiş bir kadromuz var. Kadromuzun dışında
farklı çalışmalarımız oluyor. Yani diğer bölümlerden mesela her yerde bir tabii ki bir oluşmuş müzik öğretmenliği bölümü var ama bizim bakış açımız biraz farklı. Dediğimiz gibi bu yüzyılın vizyonuna ait artı çalışmalar ve Yakın Doğu Üniversitesi'ne buradan teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz destek veriyorlar. Farklı ülkelerden konser, workshop için çok önemli müzisyenler getirtiyoruz. Öğrencilerimiz bunları görüyorlar. Ve bu çok önemli. Yani bir sanat öğrencisinin sergileri gezmesi, konserleri gezmesi, bunları görmesi siz de biliyorsunuz ki çok önemli. Onun için hep bu tekrarın olması ve bizim bu tekrarlara da bize destek verilmesi bizim farkımızı yaratıyor hocam. Ve yani Yakın Doğu bir ayrıcalıklı hale getiriyor aslında. Biz hocam 3. senedeyiz. Bir dengeye bakıldığı zaman yani istatistiksel olarak biz şu anda bayağı yukarılardayız yani. Öğretmen, müzik öğretmenliği. Öğretmenlerin, öğrencilerin performansı açısından mı? Yok, genel anlamda mesela baktığımız zaman çevremizdeki haritaya baktığımız zaman müzik öğretmenlikleri olarak biz baktığımız zaman bizim seviyemiz istatistik olarak yükseklerde yani. 3. senemizde. Çok güzel bir şey bu. Yani tabii işte, ki güzel bir şey. Yani donanımınız var, kadronuz var, mekanınız var. Öğrencisi niye gelmez? Evet, profesörler olsun. Mesela Memdu Özdemir hocamız var. Çok değerli bir hocamızdır. Profesör Memdu Özdemir. Sanat yeterliliğini Paris'te almış. Bu böyle insanlarla çalışıyoruz. Bu insanlarla çalışmak bizim de vizyonumuzu geliştiriyor tabii ki. Bunlar hepsi bir artı hocam sanatta. Yani bilinçli ve anlatmayı o frekansa getirip anlatabilen kişiler oldu mu zaten şifre çözülüyor. Aslında böyle bilgiyi öğrenciye aktarabilmek de önemli tabii. Bunun için deneyimli hocalar. Rınız var sizin yeterince ve siz yetiştiriyoruz diyorsunuz yani. Kesinlikle yetiştiriyoruz. Yani biz bu işi yapıyoruz demek aslında yani adaptandır. Öyle çok hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Ama yapıyoruz. Biz bir şeyi ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Ve inandığımız şey bizi duygulandırıyorsa bu gerçekten hayali bir şey değil. Bir şeyler çıkıyor demektir. Sorgulayan kişiler çıkarıyoruz hocam biz. Çok güzel. Çok, çok güzel. Gelip bana soruyorlar çünkü yani. O gitarın kaç çeşit teli var diye soruyor. Yani ya da bu tel neden bu telin tabii şeyi frekansı neden diyor yani 440. Farklı. Dünyanın dönme hızı çünkü 440. Dönme hızının çıkardığı ses 440 MHz'dir. Onun için la akortlanır her şey. Bu bilgiyi soran önemli ama cevabı veren de önemli. Bilmek zorunda. Harika. Onun için bu hoşumuza gidiyor hocam bizim. Cevap hoşuma gitti. Tatmin oldum hocam. İnanıyorum ki gerçekten de yani müzik eğitimi almak isteyenler ustasından evet ve profesyonel anlamda hedefleri olan öğrencilerin ya da kişilerin geleceği yer burası. Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği ana bilim dalı. Değil mi hocam? Şimdi evet, gelelim biraz şu güzel sanatlara da siz bir şeyler atabilirsiniz oradan. Yani bu mesela siz akademi adayıyla geldiniz bu Yakın Doğu'daki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin gerçekten siz bir tarafından baktınız, gördünüz, kapıdan girdiniz siz aslında evet orada. Oraya bir ilişkin duyuyorsunuz, görüyorsunuz, bir şeyler konuşalım mı biraz? Tabii. Söyleyeceğim birkaç bir şey var benim de hocam konunuza ilişkin. Şimdi 3. akademi adadan bu tarafa dediğim gibi ara ara farklı konular. 6. bitirdik hocam. 6. bitirdiniz. Ben 3. de gelmiştim. 3 senedir farklı zamanlarda ara ara geliyorum. Her geldiğimde de mutlaka fakülteyi ziyaret ediyorum. Çünkü tanıdığım hocalarım, saygı duyduğum hocalarım, tanıdığım arkadaşlarım var orada çalışan. Ve takibinde olduğum bazı projeler de var açıkçası. Akademi de bunlardan birisi. Bir diğeri de seramik pano projeleri oluyor evet bazen. Merak ediyorum. Facebook'ta paylaşıldığı kadar ama yakından gelmişken görmeyi de tercih ediyorum açıkçası. Programa gelmeden önce yine fakültenizin binasındaydım. Girişte pişmiş, sırlanmış, montaja hazır iki pano gördüm. Tabii bunlar bu çerçevenin dışına çıkarak yukarıdan baktığımda hoşuma giden kısımları olacak. Bir de çerçevenin içerisinden söyleyeceğim beklentilerim olacak. Şimdi o çemberin dışından baktığımda bir Güzel Sanatlar Fakültesi'nin
iş değişi, yaşar olması, yaşıyor olması, üretiyor olması bunların göstergesidir. Yani işte kütüphaneye gidiyorsunuz, orada panolar, kavşaklarda heykeller, binanın içinde yine aynı şekilde bir sürü farklı binalarda farklı projeler. Bunlar hem fakültenin yaşıyor olduğunu gösterir hem de üniversitenin yaşıyor olduğunu gösterir. Yani bunlar birer vitrindir aslında. Bakın akademide de bir vitrindir. Bir üniversitenin bir vitrindir. Sanatsal etkinlikler, sportif etkinlikler buna sanat içerisinde bütün disiplinler dahil ediliyor. Sadece plaj sanatlar değil. Bunlar birer vitrindir. Dışarı açılan pencerelerdir. Bu klişe sözler aslında ama gerçek, ihtiyaç olan şeyler. O bağlamda baktığınızda aktif çalışan bir üniversite görüyorsunuz. Tabii destek çok önemli. Yani bir zamanda da klasik dönemde de medisin ailesi vardı. Destek olmadan sanatçı evet. bir yere kadar. Yani arkanızda güçlü bir yapılanma var belli ki. Yoksa bu işler böyle sürekli devam etmezdi diye düşünüyorum. Bunlar da çok iyi kullanılmış. Bu destekler çok iyi değerlendirilmiş ki bugün altıncısı. Bu sene yapıldı. Şimdi bir ay önce falan yapıldı. Altıncısı yani. Bitti. Yaşayan bir üniversite sanat anlamında. Sürekli cıvıltılar halinde. Dışarıya açılan vitrin çok renkli. Burada bir etkinlikte var olmak da bana ayrıca bir zevk ve onur kazandırmıştır. Şimdi bir de içeriye dahil olup da hani öneri gibi naysane bir beklentim var. Akademi Ada Junior şeklinde. onu mevzu bir daha konuk ettiğimde. Öyle mi yapalım? Evet, öyle yapalım. Çünkü süremizi aşmışız. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben ikinize de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Tam aslında lafı aslında tartışmamız gerektiği bir öneri getirecektiniz. O öneriyi biz mutlaka değerlendireceğiz hocam. Birlikte değerlendireceğiz hatta. Siz de bizim oradaki ayağımız olacaksınız. Elimiz kolumuz olacaksınız. Mutlaka. Keyif alırız sizin desteğinizden. Evet. Şanslıyız aslında. Yakında o üniversitesinin o çatının altında görev yapıyor olmaktan şanslıyız. Evet. Ben öyle inanıyorum. Siz de onu kanıtladınız zaten. Değerli izleyiciler hızlı kestik. Çünkü zamanımız dolmuş. Kusura bakmayın. Bir başka Yakından Sanat programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sanata yakın kalın.